tatlıyı yemek ya da yememek. Çok tartışılan bir konu bu. Hiç yememek çok gerçekçi değil. Ama ölçülü yaptığın sürece bence bir sorun yok orada. Mı? Şekerle helalleşmeniz lazım. Yani şeker yiyerek sağlıklı olmak diye bir şey yok artık günümüzde. Bilhassa kanser gibi değişik otoimmün hastalıklara sahip olduğumuz zaman, şekeri çok tükettiğimiz zaman hastalığın geri gelme ihtimali çok yüksek. Kendi içinde bir dengesi var şekerin. Aslında vücudumuzu doğal şekerlerle desteklersek, meyveler, belki biraz bal. Ama balı da bir ilaç gibi düşünebiliriz. Yani günde en fazla 2-3 çay kaşığından fazla tüketmemek lazım. Onu da bir seferde değil de gün içine bölerek. Çünkü balın içinde polifenol dediğimiz fonksiyonel gıdalar var. Yani ilaç kısmı var. Vücudumuza hakikaten şifa olacak maddeler var. Bunları sabah bir kere de alacağınıza gün içinde birer tane çay kaşığı olarak 3 defa da alırsak daha da iyi olabilir. I'm messing around with this idea of I'm picking the plumpy ones out for you. See, I'm messing around with the idea of with all respect for the great baklava makers, but can you make some sort of new version of the ideal baklava without all the syrup, without all the crazy amount of ghee? Yeah, but then it's not baklava. I know, it's okay, but... Oh, you can call it something else. It's no, this is not a baklava, definitely not baklava. This is just an inspiration of that. Bugünkü konjektürde eğer nişkoz girmeyen bir baklavanın her zaman tüketileceğini, her zaman da sağlık. Çünkü baklavada hiçbir katkı maddesi yok. Şeker tüketiminin ve haliyle şeker üretiminin son 150 yıl içerisinde akmaya başladığını ve bugünkü haliyle popülerleştiğini görüyoruz bu süreç içerisinde. Dolayısıyla şekerin tarihi günümüz toplumlarında o kadar da eski değil bizim düşündüğümüz kadar. Ve şeker tüketiminin artması gene çalışan nüfusun artmasıyla çok yakından alakalı. Çünkü şeker üzerinden, şekerli gıdalar üzerinden insanlar kalori ihtiyaçlarının önemli bir kısmını daha ucuz yollarla sağlamış oluyorlar. Eskiden yağ düşmanımızdı, bir ara un düşmanımızdı. Şu anki düşmanımız şeker. Tabii ki yeni çıkan bilimsel araştırmalardan çok şey öğreniyoruz. Gelecekte bugünkü kadar şeker yememiz mümkün olmayacak. Muhakkak bunu değiştiriyor olacağız. Şimdiden kendimizi buna hazırlayalım ve yine de keyifli bir hayat, yine de tatlı bir hayatı daha az şekerli nasıl yaparızın kurcalamamız lazım. Aa, çok havalısın. Evet.